Hadi. Yürü yürü. Merhaba dayı. Öpeyim. Tamam tamam. Sağ ol. Hayrola böyle cümbür cemaat? Tanıtayım dayı. Mustafa. Bu da Murat. Arkadaşlarım. Anlat bakalım işler nasıl? Ben de onun için geldim dayı. Arkadaşlarla bir köfteci dükkanı açacağız da. Aferin, aferin oğlum. İşinize dört elle sarıldınız mı, geçinip gidersiniz. Para da biriktiririz. Tabii. Yalnız ittiği uğursuzluğu sahibine bırakacaksınız. Senin müsrif, ayyaş bir baban vardı. Sen ona çekme sakın. Çekmem sayende dayı. Allah'ın sayesinde. Dinle. İşe başlamadan önce güzelce yıkanıp abdest al. Sonra bir camiye git. Allah'ım de. Senden başka sahibim yok. Dayım da sıfırdan başlamış. Kuruş kuruş kazanıp kazandığını tutmasını bilmiş de. Beni de onun gibi adam sırasına sok. Babam gibi serseri yapma. Peki dayı. Sonra da size gelirim. Küçük bir sermaye lütfedersiniz. Ne? Sermaye mi? Çıldırdın mı sen? Çıldırdın mı? Baban zamanında avucuma ne tükürdü ki? Şimdi oğlunun suratına süreyim. Kepaze herif az yeydi de. Kısa kes be. Yani şimdi sende Sülo'ya verilecek para yok mu? Yok! Yok ol öyleyse pis herif! Deminden beri bir de çocuğun ölmüş babasına dümdüz gidiyorsun! Tuh! Ben... Polis! Polis! Al sana! Allah'ım! Allah cezanızı versin! Yattı takım! Ne yapacağız şimdi? Eskiden ne alt ediyorsak onu! Boş verin be! Ulan var mı bizim gibi arkadaş? Kardeşten ileriyiz namussuzum be! Ayağına dümen tak oğlum. Ben size böyle mi öğrettim futbolu? Çocuklar kesin öyle bakayım. Çekilin kenara hadi. Dağılın hepiniz. Ver şu metreyi. Geç şöyle karşıma. Kim bunlar Mustafa şimdi abi? Şimdi anlarız. Hayrola, niye ölçüyorsunuz? Arsa sahibi istedi. Kim arsa sahibi? İşte şurada. Bu yazıyı siz mi yazdınız? Biz yazdık, ne olacak? Bu arsa benim. Apartman yaptıracağım. Bundan sonra böyle maskaralıklar istemem burada, yasak. Ne olur oynarsak? Ayırırım bacaklarınızı ona göre. Çağırt kabakar! Melekler, bacaklarınızı kıracağım hepinizin! Balina! 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 Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz melekleri? Yardım etsenize! Çocuk onlar, siz uyumayın beyefendi! Çocuk mu? Çocukmuş! Uyumazmış! Sizin mahallenizin çocukları, siz bir şey söyleyin! Yapmayın çocuklar, ayıptır! Ne oluyor burada hanım? Bilmem de. Şimdi görürsünüz siz. Terbiyesiz çıratalar. Bir elime geçirirsem teker teker geberteceğim. Susun, susun bakayım terbiyesizler. Hiç yoktan küfür etti bize. Dağılın yoksa kırarım kafalarınızı. Siz onların kusuruna bakmayın beyefendi. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar kim olduğumu. Ama öğrenirler. Ankara'ya bir telefon, şuraya, yaptıracağım apartmanın tam karşısına koskoca bir karakol diktirmezsem bana da Zülfikar Bey demesinler. Haklısınız beyefendi. Terbiyesizlik aldı yürüdü. Aslında her köşe başına bir karakol gerek. Göreceksiniz hepsini nasıl mum ediyorum. İsabet olur beyefendi. Aferin. Sevdim seni. Akıllı adama benziyorsun. Sağ olun beyefendi. Şimdilik eyvallah. Güle güle beyefendi. İzninizle ben açayım efendim. Buyurun. Güle güle beyefendi. Mühim adam belli. Ya valiydi eskiden ya da milletvekili. Baksana apartmanla birlikte karakolu da diktirecek. Ne dikiyor baba, incir ağacı mı? Açtırma bayramlık ağzımı. Kısmet ayağımıza geldi.
Benim güzel kuzucuğum nasılmış bakalım? İyi değilim babişko. Aa, neden iyi değilmiş bakalım benim güzeller güzelim? Of, sıkılıyorum babişko. Romanlardaki hayatın dışında her şey anlamsız geliyor. Hadi romanını bırak da sofra hazır, yemek yiyelim. Yemesem olmaz mı babişko? Yer benim güzel kızım, yer benim yavrum. Hadi bakayım. Ay, gene mi pirzola anne? Ne istersen onu yaptıralım kızım. Balık, piliç. Akşam taze havyar getirdi baban. Hiçbir şey istemiyorum. Sıkılıyorum. Niye sıkılıyorsun kızım? Şimdiye kadar ne dedin de yapmadık. Bak şimdi de senin adına koskoca apartman yaptırıyorum. Hülya apartmanı. Hep senin mutluluğun için. Oraları biraz kenar mahalle değil mi? Yıkılmaya yüz tutmuş evlerde hep fakir fukara oturuyor. Tıpkı romanlardaki gibi. İyi değil mi hanım? Basit insanlar üzerinde otorite kurmak daha kolaydır. Beni de yarın oraya götürür müsün babişko? Sen istersin de götürmez miyim? Ama bir şartım var. Bir zolanı bitireceksin. Hadi kızım. Polina'nın arabası geliyor! Eyvah! Tele takıldım, yakalayacağım sizi. Ne yapayım şimdi sizi? Bırak amca, ne olur bir daha oynamayız. Koparayım mı kulaklarınızı? Burada top oynamak bırak yasak demedim mi? Babişko, lütfen. Bir daha yapmazlar. Hülya ablanıza dua edin. Yoksa koparacaktım kulaklarınızı. Sinirlenme çocuk onlar. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldik ama hoş şeylerle karşılaşmadık. Arsaya tel çekmek için tonla para döktük. Ama gene nafile. İnşaat sahası değil stadyum sanki. Haklısınız beyefendi. Bugün yarın kumdu, çakıldı, tuğlasıydı gelince ne olacak? Malzeme şimdi altın. Gene üstünde futbol mu oynayacaklar? Göz kulak olmaya çalışırım efendim. Ne iş yaparsın sen? Bir depoda bekçiyim efendim. Kaç lira alıyorsun? 5.000 lira. Ben sana 10.000 versem bu inşaata bekçilik yapar mısın? Duacınız olurum beyefendi. Heh, anlaştık öyleyse. Bak sana tanıştırayım. Kızım Hülya, bu da bizim hanım. Müşerref oldum efendim, evim burası. Hanımefendiler buyursa dinlenirler biraz. Benim de mahallenin muhtarıyla bir işim vardı zaten. Sonra arabayı yollar aldırırım sizi. Buyurun. Naime Hanım, uuu! Buyur komşu, hayrola? Misafir geldi de, senden ödünç bir elbise isteyecektim. Lafı mı olur Şöhret Hanım? Başka bir şey de lazım mı Şöhret teyze? Bizimkiler işten dönmedi. Gelir de bana biraz yardım edersen, elim ayağıma dolaşmaz. Hemen geliyorum teyze. Mustafa'lar oldu mu kuş kesiliyorsun bakıyorum. Aman anne başlama gene. Ne başlaması, yalan mı söylüyorum? Oh iyi ediyorum. Mustafa'nın da kulağı duyuyor sanki. Duymazsa duymasın. İyi iyi bütün evi taşı bakalım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Allah bağışlasın, pek de hamarat. Kızınız mı? Hayır efendim, komşularıyım. Benimkiler yok da bana yardım ediyor. Öyle mi? Çok güzel. Neden orada duruyorsun kardeşim? Yanıma gelsene. Adınız neydi? Aynur. Benimki de Hülya. Yakında komşu olacağız. Ah, çok iyi, arkadaşlık ederiz. Ah, Nurtenler geldi. Kim bunlar? Hani apartman yapılacak ya sahipleri. Hadi içeri gelin. Ay, bu kulakta mı? Bakma zengin olduklarına, hiç kibirli değiller. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Tanıştırayım, Ayten, kardeşi Memnun Nurten. Oldum. Memnun oldum. Ay, ne kadar Ali McGraw'a benziyorsunuz. Onun Love Story filmini gördünüz mü? Aşk hikayesi. Hayır, işten sinemayı falan unuttuk zaten. Benim de bütün dünyam sinema. Hele Jean-Paul Belmondo'ya bayılırım. Hiçbir filmini kaçırmam. Aa, öyle bir sevgilim olsun isterdim.
Niye güldünüz? Arkadaşları abime Belmondo Mustafa derlerdi. Ay, çok merak ettim. Resmi var mı? Var ama odasında. Hadi gösterin. Hadi. Ay! Tıpkı Belmondo. İkiz kardeş olsa bu kadar benzemez. Nesi benzeyecek? Arkadaşlarının uydurması. Bildiğimiz Mustafa işte. Maç yok mu bugün? Var ama balina gelirse. Boş verin balinaya. Nerede top? Burada. At bakayım. Hadi koşun. Dikkat edin, topa nasıl vurulur öğrenin bakayım. Ne bakıyorsun kız? Atsana şu topu. Abimmiş. Abimmiş. Abin mi? Topumuz kaçtı da rica etsek. Peki hemen. Topu verir misiniz çocuklar? Al. Püf, çok kibarsınız bayan. Mersi. Rica ederim. Hadi oynayın bakayım. Nasıl? Söylediğiniz artiste benziyor mu? Tıpkı Belmondo. Mahallede kızlar bırakmıyordur peşini. Abim hiçbirine yüz vermez. Yani hiç sevgilisi falan yok mu? Bu mahallede yok. Kimseleri beğenmez, çok gururludur. Öyle değil mi Aynur? Abim mi? Evet, çok gururludur. Mahallede o kadar güzel kız var, dönüp hiçbirine bakmaz. Ne iş yapıyor? Hiç, boşta. Tahsili? Orta 2'den belgeli. Fena değil. Babamın yanında bir iş bulurum ona. Çok iyi olur. Çalışırsa o serserilikten kurtulur, biz de ondan. Ne yapıyor size? Her şeyimize karışıyor. Kıskanç erkeğe bayılırım. Ben de. Bu da ne sırıtıyor pişmiş kelle gibi ya? Ulan bu karıların hepsi manyak be!